Oyunları Yggdrasil ağacına benzetirsek dallarını da öğeleri olarak gösterebiliriz. Grafikler, mekanikler, hikaye, sesler ve benzeri birçok şey. Evet, yıllardır bas bas bağırdığımız konu en iyi olarak piyasada nam salmış oyunların özelliği bir bütün olarak senkronize olmalarıdır. O yüzden bu dallardan biri eksik olduğunda ortaya çıkan iş potansiyelini gölgeler. Hatta sadece dallar da değil, bir yaprağın bile eksik olması bu duruma sebebiyet verebilir. Hikaye kısmına dalalım ve yapraklarına bakalım. Olay örgüsü, karakterler, akıcılık, plot twist, canlılık ve en önemlisi ana karakter. Oyunlardaki ana karakter sadece bir dijital varlık olmanın ötesinde oyuncu ile oyun evreni arasında bir köprüdür. Bu karakter oyuncunun deneyimini şekillendiren ve oyuncuya kendini ifade etme fırsatı veren bir araçtır. Böyle bir durumda ana karakteri varoluşsal, ahlaki ve psikolojik düzeylerde derinlemesine anlam taşıyabilir ve bizi olduğumuz kişiden çok daha farklı bir şekilde yansıtabilir. Biliyorum biliyorum oyunlar böyledir. Evrende kaybolup kozmik toz soluyup güneş sisteminde bir tur atmak kadar keyifli bir deneyim sunar. Ve ana karakter bu yolculukta bize eşlik eder. Kimisi sessiz, kimisi soğuk, cesur, tanrı, öfkeli, havalı, salak, psikopat ve çok konuşan. Yıllar boyunca oyun dünyasında birçok karakter geldi geçti ve çok azı kendi adından söz ettirip bu dünyanın en iyi karakteri olarak sıralandı. Lakin 2009 yılında öyle bir karakter piyasaya girdi ki hiçbir oyun karakteri bu kadar konuşulup bu kadar tartışma yaratmadı. Böyle söyleyince ortaya çıkan karakterin ideolojik ve estetik olarak farklı bir diyardan geldiğini düşünüyor insan ancak öyle değildi. Maske takmış, ihanete uğramış bir askerdi kendisi. Evet. O kişi Ghost. Ve kaldı ki Ghost bir ana karakter değil, yan karakter. Ancak buna rağmen kendisinden çok fazla söz ettirdi. Bence artık bu tartışmaya bir son vermemiz lazım. Ghost overrated yani abartılmış bir karakter mi yoksa underrated küçümsenen bir karakter mi? Yıllardır oyuncular bunun için birbirine laf yetiştiriyor. Kimileri bu çok saçma, adamın oyunda bir değeri yok derken diğerleri ise Ghost bizim için farklı bir noktada diyor. Yıllardır Call of Duty oynayıp kanalda birçok içerik çıkarıp hatta karakterlerine kadar ele aldığımı düşünürsek doğru bilgiler, iyi bir analiz ve biraz peri büyüsüyle bu tartışmanın orta yolunu bulabileceğimi düşünüyorum. Şimdi klasik girişlerimizden birini yapalım. Bu tartışmanın en derinine inelim. Cehennem katmanı. Maskenizi takın frame'ler, bugün Makarov'un peşine düşüp Rio sokaklarında depar atıp bir modülü ele geçirip yanarak öleceğiz. Ama ardından tekrar doğacağız. Karşınızda Ghost. Videoya geçmeden önce Frame'ler sizlere videomuzun sponsorunu tanıtmak istiyorum. Gamingen.tr'yi hepiniz biliyorsunuzdur. İnternet siteleri üzerinden Asus, AMD, Nvidia gibi bilinen birçok markanın ürünlerini bizlere sunuyorlar. Satın aldığınız ürünlerde de en hızlı, sorunsuz bir şekilde sizlere ulaştırılıyor. Mesela biz Berkay ile bilgisayarlarımızı oradan almıştık. Ayrıca internet sitelerine ek olarak Ümraniye Tepe üstünde de spektaküler bir mağazaları bulunuyor. Gerçekten estetik ve deneyim odaklı olan bu mağazada sunulan ekipman, sistem ve laptopları deneyimleyebilirsiniz. Zaman zaman sitelerinde belli başlı ürünlerde de oyun kodları hediye ediyorlar. Oyun fiyatlarının yüksek olduğu ülkemizde ihtiyacınız olan ürünün yanında hediye oyun almak da bence önemli bir faktör. Ayrıca Instagram hesaplarında takip ederseniz birçok kampanyalı veya yeni ürünlerden haberdar olabilirsiniz. Biz de bugün Gamingen.tr'de satışta olan ve videomuza özel olarak hazırlanan 75 FPS Ghost sistemini inceleyeceğiz. Oyunlarda Kratos kadar güçlü olmanızı sağlayacak bu kasanın içerisindeki parçalara bir göz atalım. Dual RTX 4060 Ti 8 GB bir ekran kartı. Bu ekran kartı güçlü performansı ve yenilikçi özellikleriyle gerçek bir oyun canavarı. Öyle değil mi Duman? 8 GB DDR6 bellek, DLSS 3 teknolojisi ve 128 bit veri yolu ile her kareyi daha da canlı ve akıcı hale getiriyor. Oyunlarda en yüksek ayarlarda oynamak isteyenler için ideal bir seçenek olan Dual GeForce RTX 4060 Ti, donanım hızlandırmaları, Ray izlenme teknolojisiyle gerçekçi görseller sunuyor. Overclock desteğiyle kendi performans sınırlarınızı belirleyebilir, oyunlarda daha akıcı ve kesintisiz bir deneyim yaşayabilirsiniz. RTX meselesini neredeyse herkes biliyor ama kısa bir şekilde açıklamak istiyorum. Işık ve ışık kaynaklı efektler simüle edilmiş oluyor ve ortaya standart metotlara kıyasla çok daha gerçekçi gölgeler, çok daha gerçekçi yansımalar ve çok daha gerçekçi bir aydınlatma çıkıyor. Fakat bundan daha önemli olan konu DLSS 3.0 teknolojisi. Mevcut DLSS teknolojisinin güncellenmiş hali olarak da görebileceğimiz DLSS 3, tamamen yeni kareler oluşturmak ve performans arttırmak için mevcut olan sisteme optik çoklu kare üretim bölümü ekliyor. Ayrıca optimum yanı süreleri sağlamak ve görüntülerdeki gecikmelerin önüne geçmek adına da Nvidia Reflex teknolojisinin de sisteme dahil edildiğini belirtelim. Devamında sistemimizin diğer baş tacı olan işlemcimiz AMD Ryzen 5 7500F. Ryzen 5 7500F 6 çekirdek ve 12 iş parçacı ile güçlü bir işlemci performansı sunuyor. 3.7 GHz taban saat hızı ile temel görevlerden oyunlara kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor.
Bu işlemci AMD'nin en son EM5 işlemci soketini kullanır. Bu da gelecekteki işlemci yükseltmeler için uygun bir seçenektir. Devamında anakartımızda Asus Prime A620MK AMD bulunuyor. Asus Prime A620M AMD'nin en son EM5 işlemci soketini destekliyor. Bu en yeni AMD Ryzen işlemcileriyle uyumlu olmanızı sağlar. Anakart en yeni DDR5 bellek teknolojisini de destekliyor. Devamında Google Chrome düşmanı RAM'lerimiz de bize eşlik ediyor. 2 adet ADATA 8 GB 5200 MHz Lancer Black RAM'lerimiz ile artık Google Chrome'a meydan okuyabiliyoruz. XPG Lancer Black DDR5 RAM yüksek hızı ve güvenilir performans arayan oyunculara ve sistem yapılandırmaları için tasarlanmıştır. Bu bellek modülü hızlı veri iletim hızları ve düşük gecikme süreleri sunarak oyun deneyiminizi ve genel sistem performansınızı arttırmanıza yardımcı oluyor. Sonrasında ise görsellik ön planda, öyle değil mi? Ve işte bizi burada XPG'nin Air Rainbow RGB Siyah Mid Tower White Gaming kasası karşılıyor. XPG'nin bu kasası performansı ve şıklığı bir araya getiriyor. Oyuncular için tasarlamış bu kasa güçlü bir oyun sistemi kurmak isteyenler için estetik ve işlevselliği birleştiriyor. Geniş iç hacmi sayesinde bileşenlerinizi kolayca monte etmenizi sağlıyor. Ayrıca kasanın içerisinde 650 Watt ve 80 Plus'lık bir PSU da bulunuyor. Son olarak ise bilgisayarların artık olmazsa olmazı ALEC 710 512 GB bir M.2 SSD. ADATA Legend 710 M.2 SSD yüksek performanslı depolama ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır ve bir depolama çözümüdür. Bu sayede oyunlarda bekleme sürelerini komple veda etmiş oluyoruz. Evet, frame'ler 75 FPS Ghost kasası ile piyasada artık açamayacağınız herhangi bir oyun bulunmuyor. Ve şimdi Ghost videosuna geçiyoruz. Pekala, Berkay'dan kronolojik bir çizgi oluşturmasını rica edip bizi en başa götürmesini istiyorum. Yani Ghost'un ilk çıktığı zamana. Kod Modern Warfare insanların nefesini kesip FPS türünde yeni bir çağ açmışken 2009 ile birlikte bu serinin ikinci oyunu ile yeniden karşılaştık. Kısa olmasına rağmen öz olduğu için bize çok doyurucu bir olay örgüsüyle sunulan oyun beraberinde birçok yeni karakter getirdi ve bu karakterlerden biri Ghost oldu. Ghost ilk olarak Rio bölümünde karşımıza çıkıyor. Bu arada hiç fena bölüm değil. Toplamda 5 bölümde bulunan Ghost ise tahmini olarak 100 ila 150 diyalog içeriyor. Son gözüktüğü bölümde Shepard'ın ihaneti ve devamında ana karakterimiz Roach ile vurulup yakılıyor. Ne kadar talihsizce, değil mi? Ama konu Activision ve para ise seni sağmaya devam edeceklerdir. Yani ikinci bir şans ile doğuyorsun. Jackpot. Ghost'un ölümü hikayedeki tek plot twist ve oyunun devamında olay örgüsünün nabzı bayağı değişiyor ve oyun bittikten sonra ise her şey başlıyor. Yani ilahlaştırma. Pekala, Ghost gerçekten talihsizce öldü ve diğeri ne olursa olsun oyuncular bu duruma kesinlikle kayıtsız kalamadı. Çünkü ortadaki tablo gerçekten kötüydü. Özellikle psikolojik olarak bakarsak ihanet keskin ve akılda kalıcı bir durumdur. Bu durum devamında intikamı doğuruyor ve birbirlerine karşı zincirleme bir reaksiyon oluşuyor. Buraya kadar bir sorun yok. Hatta oyunu çok iyi destekliyor. Peki, bu ihanet konuyu nereye kadar götürebilir? Sonuçta adamın o zamanlar için bir alt hikayesi yoktu. Derinliği, soyu, sopu, sevdiği şeyler falan filan, yani düz, maskeli, arada espri yapan sıradan biriydi. Sadece tarzı yüzünden mi bu kadar sevildi? Öncelikle Ghost'un tarzı insanları büyük oranda etkiledi. Bunu kabul ediyorum, ancak yeni nesil oyuncuların gördüğü belki de ilk ve en iyi plot twist bu ihanet oldu. İlkler unutulmaz, öyle değil mi? Biliyorsunuz ki Call of Duty oynayan kitle hiç de azımsanacak durumda değil. Geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. Ve COD oyuncu kitlesini büyüten ve insanları oyun evrenine çekmeyi başarmış nadir serilerden bir tanesi. Yeni neslin bu tarz bir ihaneti bağrına basıp sahiplenmesi popülariteyi doğuruyor ve devamında ölü birinin popülaritesi ise teorileri doğuracaktır. Ghost'un ölümüyle birlikte Ghost aslında ilk oyundaki Gaz, seslendirmeleri aynı, tanınmamak için maske takıyordu, veya Ghost aslında ölmedi, mermi omzundan girip çıkıyor, benzin üzerine düzgün dökülmüyor, bölümün sonunda işte tepede iki tane keskin nişancı var, onlar onu kurtarıyor diye teoriler ortaya atılmaya başladı. Bu kitleyle ya oğlum saçmalamayın öldü işte adam tamam diyen kitle çarpışınca ortaya Ghost karakteri çıktı. Ki itiraf ediyorum, hiç fena bir teori değil. Özellikle geliştirici Infinity Ward'un Shepard üzerinden böyle bir plot twist yapması 3. oyunda karşımıza çıkarabilir mi diye düşündürtmüştü. Sonra orijinal Infinity Ward ekibi dağıldı. Respawn Entertainment çatısı altında toplandı. Titanfall'u yaptılar. Ama benim içimdeki en büyük what if'lerden biri olarak kaldı. 3. oyunu bu ekip yapsaydı acaba Ghost'u görebilir miydik diye. Her neyse, evet, Ghost ilahlaşma yolunda minik minik adımlar atarken en sonunda arz talebi doğurdu ve hayır. Maymunun gözü açıldı ve muz almak yerine muz satmaya başladı diyebiliriz. Ghost'un popülaritesinin yükselmesi ona çizgi roman serisi kazandırdı. Bu çizgi roman 2009 MW2'den bir yıl sonra piyasaya sürüldü ve devamında ise bir alt hikayeye sahip oldu. Ghost'un alt hikayesinde evine tehlikeli hayvanlar getiren bir baba ve 11 Eylül saldırılarını görüyoruz ki 11 Eylül saldırısından sonra milliyetçi duygularının baskın gelmesiyle orduya katılan karakter hikayeleri artık bayık geliyor.
Sinemada falan da gördük, pek etkileyici bir tarafı yok. Ama milliyetçi bir karakter portresi oluşturup Ghost'u böyle gösteriyorlar. Nitekim Ghost'un alt hikayeye sahip olması ve bu kitlenin Ghost'u sahiplenmesi ortaya artık ölümsüz bir karakter çıkardı. Overrated düşünen kitle ise adamın ismi yok, cismi yok, olayı yok, duba yok. Sadece maske taktı diye üzerine çizgi roman serisi yaptılar ve para kazandılar. İnanılmaz gerçekten demeye başladılar. Bu durumda ortaya antipatiklik çıkardı. Antipatikliğin olduğu yerde çatışma ve kaos da olacaktır. Peki bitti mi? Elbette hayır. Şimdi sizlere Activision'ın ofisinde geçen bir konuşmayı anlatacağım. Güzel bir tarzı var. İstemeden iyi bir konsept oluşturduk. Ve oyuncular tarafından sevildi. Devamında Modern Warfare'a Black Ops serisi sona erdi. Yeni bir seri yapalım ve ismini Ghost koyalım. Evet, Activision ofisinde gerçekten bunlar konuşuldu. Bundan eminim. Böyle bir konsepti oyuna dökmek mantıklı olsa da Ghost oyun olarak piyasaya tutunamadı. Bunun nedeni ise Ghost incelemesinde anlatmıştık. Ghost'un oyunu ile birlikte hayranlar birbirine daha fazla girişmeye başlıyordu. X oyuncusu, dostum bak anlamıyorsun. Bu sadece para tuzağı diyor. Y oyuncusu ise ya bir kez Ghost geri gelecek, göreceksin, o en iyi kod karakteriydi. Eminem şarkısı Do or Die Bro falan diyordu. Tüm bunlar bir yana dursun, Activision serinin köklerinden çok uzaklara, yıldızlara kadar giderken tekrardan bir hamle yapıp modern savaşa geri döndü. Hem de eski karakterleriyle. Peki neden? Çünkü oluşturdukları evrendeki karakterler üzerinden yıllar geçse bile hala konuşuluyordu. Ve karakterlerin üzerinde durduklarında hala para kazanabiliyorlardı. Yok Soap skin'i, yok Price skin'i, işte ışıklı mışıklı Ghost karakteri gibi gibi. Modern Warfare 2019 çıktığında ve millet Ghost'u göremeyince bayağı şaşırmıştı ve buna ben de dahilim. Çünkü Ghost iyi bir pazarlama stratejisiydi. Ama sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer derler. Belli ki ağızlarının payını almışlar Ghost oyunundan ama Activision o kadar kolay pes etmeyecekti. 2019 oyununun sonunda Price One for One ekibini tekrar kuruyor ve isimleri tanıtıyor. O isimlerden birisi de Simon Riley, yani Ghost oluyor. Gerçekten zekice bir hamle. İkinci oyun için nabız tutuyorlar ve millet Ghost'u görmek için yanıp tutuşuyor resmen. Ghost geliyor, Soap geliyor, eski ekibi tekrar göreceğiz derken ya niye eski ekip geri geliyor, yeni karakterleriyle yeni ekip yapsaydınız diyenlerin sayısı da artıyor. Ha bir de üçüncü bir kitle ortaya çıkıyor. Aga bu karakter ölmüştü şimdi nasıl geri geliyor diye. Evet hadi bu konuyu aradan çıkaralım. Arkadaşlar 2019'da olan seri reboot yani sıfırlama, yeniden başlatma olarak geçiyor. Bunu daha iyi anlatmak için alternatif evrenlerden örnek verebiliriz. Neyse ki herkes Endgame'i izledi ve alternatif evrenler hakkında bir bilgi sahibi. Orijinal seriyi Evren 1 ve yeni seriyi Evren 2 olarak adlandıralım. Görüyorsunuz değil mi? Çok basit. Orijinal seri Evren 1'de geçiyor ve farklı bir olay örgüsüne sahip. Devamında yeni seri de Evren 2'de geçiyor ve boktan bir olay örgüsüne sahip. İşte bu kadar. Aynı karakterlere sahip farklı olay örgüleri içeren oyunlar. Her neyse, nabız yoklandı ve insanlardan Ghost onayı aldı. Devamında ne olacak peki? Elbette pazarlama. Boy boy Ghost wallpaper'ları, fragmanın her yerinde Ghost. Yetti mi? Yetmedi. Dev bir gemi üzerinde Ghost posteri, yani biraz düşünün. Price ve Soap'u konteynere asıp Ghost'u neden kocaman gemiye koyuyorlar, değil mi? Bence de para. Devamında ikinci ve üçüncü oyun çıkıyor. Üçüncü oyun benim mentalimden daha kötü bu arada, neyse. Ve reboot olan seriye baktığımızda Ghost yine çok önemli işlenmiş bir karakter olarak durmuyor. Şimdi her şeyi derleyip topladığımıza göre şu soruya cevap verelim. Ghost abartılan bir karakter mi yoksa küçümsenmeye çalışan bir karakter mi? Bakın Ghost karakterini sevip sevmemek tamamen öznel bir şey ve çıkıp da kimsenin buna bir laf söyleme hakkının olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki çizgi romanlarıyla birlikte karaktere ısındıysanız onu da anlayabilirim. Ancak şu noktayı unutmamak lazım. Ghost bir para tuzağı. Ne var yani, bir karakter para getiriyor diye firma tekrar tekrar karşımıza çıkarmasın mı diyenler? Elbette çıkarabilir. Para bu işin olmazsa olmazı. Ama ya bu kadar da olmaz ki ya. Bakın ilk seri ve çizgi romanlar için bir lafım yok. Lakin Ghost konsepti ve yeni Modern Warfare serisindeki tam bir fiyaskoydu yani. Ya bir anlamı, derinliği ve açık konuşmak gerekirse ideolojisi bile belli değil. Yani evet bunu para için yaptığınızı anlıyorum ama ya bu kadar da para için yapıyoruz mesajı verilmez ki ya. Hani biraz özenir değil mi insan? Neyse en azından tarzı belli ama değil mi? Diğer taraftan Ghost'un ölümü etkileyici değildi diyenler. Hayır etkileyiciydi. Modern Warfare 2 hem modern savaş hissiyatı olarak hem de hikayeye verdiği amaç ile bizi oyuna karşı tutmuştu. Burada önemli olan karakterin ana bir karakter olması değil. Evet Ghost'un diyalogları az ama kendisi bir yan karakter ve yan karakter olmasıyla birlikte oyun içinde gayet kendini belli edebilen bir karakter. Yani yan karakter olmasının vermiş olduğu bir dezavantaj bile o kısa diyalogları ve minik esprileri kapatıyor ki önemli olan da bu. Belki hayranı değildik ama Shepard tarafından beklenmeyen bir ölüm onu daha efsane kıldı. Yani kronolojik sırayla şöyle bir tekrar baktığımızda Ghost ilk çıktığı zamanda saygıyı hak eden bir karakter olurken sonrasında ise tamamen yere çakılıyor. O yüzden Ghost küçümsenen bir karakter mi sorusuna şu kısım için hayır derken, Ghost abartılan bir karakter mi sorusuna da şu kısım için evet diyorum.
Yani karakterin statüsü zaman çizgisinde iki parçaya ayrılmış durumda ve kitle de birbirini yemeye devam ediyor. Pekala, kendi yorumum için Ghost temasına geçelim. Kara bir gece, gökyüzü yıldızlarla kaplıydı. Ay sessizce yeryüzünü aydınlatırken bir karakter maskesini taktı ve bu videonun hazırlanmasına sebep olacak olayları başlattı. Bir yandan abartılı bir kahraman olarak karşımıza çıkan Ghost, savaş meydanında adeta destanlara ilham veriyordu. Cesareti, becerisi ve kararlılığı oyunun tansiyonunu yükseltiyor. Oyuncuları bir adrenalin rüzgarına sürüklüyordu. Bu yönüyle abartı bir efsane olma potansiyeli taşıyordu. Ancak diğer yandan belki de oyunun genel dinamiğinde kaybolan bir karakter olmanın verdiği yalnızlık vardı. Diğer kahramanlar ön plana çıkarken Ghost bazen gözden kaçabilirdi. Onun potansiyeli görünmeyen bir kahraman olarak küçümsenmiş olabilir miydi? Belki de Call of Duty Ghost karakteri abartılı olmakla küçümsenmek arasında bir denge noktasında duruyordu. O bir efsane olmanın ağırlığını taşıyordu. Ancak bu ağırlığı kendi sessizliğinde ve mücadelesinde buluyordu. Belki de abartı ve küçümseme birbirinden ayrılmaz bir çifttir. Bir karakter izleyicilerin veya oyuncuların zihninde ne kadar yer edinirse etsin aslında kendi gerçekliğini yaratır. Ve bu gerçeklik siz oyunculara yansıtır. Abartı ve küçümseme arasındaki ince çizgi aslında her birimizin içsel mücadelesini temsil ediyor olabilir. Belki de hayatta kahramanlık sessizliğin içinde gizlidir ve gerçek güç mücadele ettiğimiz anlarda ortaya çıkar. Unutmayalım ki her birimiz kendi hikayemizin kahramanıyız. Belki de abartılı olmakla küçümsenmek arasında gidip gelen bir yolculuğun parçasıyız. Ancak önemli olan bu yolculukla kendimize dürüst olmak ve içsel gücümüzü keşfetmektir. Belki de gerçek kahramanlık sadece ekrandaki karakterlerde değil, bizim kendi hayatlarımızda, günlük mücadelelerimizde yatar. Abartılmış veya küçümsenmiş, seviliyor veya sevilmiyor, hor görülüyor ya da el üstünde tutuluyor. Bunu yaratan siz oyuncularsınız. Bunlar sizin yansımanız. Bu yüzden unutmayın ki her birimiz kendi öykümüzün kahramanı ve sessiz efsanesiyiz. Bunun için sadece bir maske takmamıza gerek yok. Evet frame'ler, bilgi dolu, düşündürücü ve en sonunda mesaj veren videomuzun da son çeyreğine ulaştık. Ghost ile alakalı bu tarz içerik eksikliğinin olması açık konuşmak gerekirse beni düşünmeye itti ve insanların bu karakter altından sadece havalı olmasından yana değil, kendi içsel dünyası ve psikolojik alt katmanının yansıması olduğunu fark ettim. Bir oyun karakteri üzerinden böyle bir kanıya varmak elbette zayıf kalıyor olabilir ama ortak noktaları birleştirildiğinde karşına gelen tablo uzun zamandır bir yolun içerisinde olduğunu fark etmemek gibi. Neyi sevip neyi sevmediğiniz veya neye özenip neye özenmek istemediğiniz size kalmış bir durum. Bu yüzden ne hissettiysen ona sıkı sıkı tutun dostum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve 100.000 abone hedefimize ulaşmamıza yardım etmek için ise abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle frame'ler. Ben Bahadır Özen, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.